Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber haroşa örgü nasıl yapılır onu öğrenelim. Daha önceki videomda, ilk videolarımda haroşa örgüyü çekmiştim. Ama bazı arkadaşlar düz örünce mi haroşa olur, ters örünce mi haroşa olur diye çok soru sordular. Ben de bu videoyu tekrar çekeyim dedim. Hemen başlayalım. Çok küçük başlayacağım. Şurada 10 ilmek kadar. Şişimizi atalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şişime 10 ilmek attım. Hemen örmeye başlıyorum. Önce düz örgüyle haroşayı yapalım. 10 ilmek attım. Bütün ilmekleri düz örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmekleri düz ördüm. Şimdi arka yüze geçtik. Arka yüzde de bütün ilmekleri düz örüyorum. Bütün ilmekleri düz ördük. Şimdi tekrar diğer yüze geçtik. Yine bütün ilmekleri düz örüyorum. Yani her iki yüzde de düz örgü yapıyorum. Yine çevirdim. Düz örerek devam ediyorum. Çevirdim. Haroşa ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Her iki yüzde de düz örerek devam ediyorum. Çünkü bazı arkadaşlar haroşa örgüyü ters olarak yapıyor. Bazı arkadaşlar düz olarak yapıyor. Ben düz olarak yapıyorum haroşalarımı. Ters yapan arkadaşlar haroşa dediğim zaman yanlış olduğunu söylediler. Ben de hem düz örerek hem de ters örerek haroşa nasıl yapılır onu tekrar bir anlatayım istedim. Her iki yüzden de düz örgü yaptım. Ve haroşamız ortaya çıktı. Şimdi de arkadaşlar ters örerek haroşa yapmayı öğrenelim. Şimdi yine şişime 10 ilmek atıyorum. Dokuz ve on. Şişime 10 ilmek attım. Bir defa düz örgü yapalım.
Şimdi bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Çevirdim. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa 200'de de düz örersek de haroşa olur. 200'de ters örersek de haroşa olur. Şimdi ben ters olarak haroşa yapıyorum. Her 200'de de örgümü ters örgülerle devam ediyorum. Her 200'de de bütün ilmekleri ters örüyorum. Özellikle bu soru degrade hırkamda çok soruldu. Çünkü bazı arkadaşlar ters örgü yaparak haroşa yapıyorlar. Bazı arkadaşlar düz örgü olarak haroşa yapıyorlar. Her iki yüzde de ters örünce de haroşa oluyor. Düz ördüğümüz zaman da haroşa örgüyü elde ediyoruz. Her 200'de de ters olarak örmeye devam ediyorum. Her 200'de ters örgüyle devam ederek haroşaları oluşturuyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Diğeri de burada. Düz örgülerle yaptığımız zaman da haroşa elde ederiz. Her 200'den ters ördüğümüz zaman da haroşa örgüyü elde ederiz. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.